Yere batan sarnıcı. İstanbul'da eskiden kalma büyük bir sarnıçtır. Yere batan sarayı adıyla anılan Bazika sarnıcı, İstanbul'da Ayasofya ile Çağoğlu arasında bulunan büyük bir sarnıçtır. Günümüzde içinde halen su bulunan bu büyük kapalı sarnıç, kentin su ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk çağda yapılmıştı. İstanbul tarihinin bütün çağlarında güçlü devletlerce hep ele geçirilmek istendiği için Bizans imparatorları kentin birçok yerine sarnıçlar yaptırmış, kuşatma sırasında halkın su ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Yere batan sarnıcı 5. yüzyılda imparator tarafından yaptırıldı. Sarnıcın suyu 19 kilometre uzaklıktaki Belgrad ormanından Cebeciköy kemeriyle getiriliyordu. Ayrıca sarnıç Osmanlı Devleti'nde de uzun süre kullanılmıştı. Yere batan oldukça büyüktür. Sarnıcın üstü kapalı olduğu için tavanı tutmak üzere 12 sıra halinde 4'er metre aralıklarla dizilmiş 336 sütun bulunmaktadır. Sütunların boyu 8 metredir. İstanbul'da yere batandan başka iki önemli kapalı sarnıç daha vardır. Bunlardan biri Sultanahmet ile Çemberlitaş arasındaki Çocuk Parkı'nın altında bulunan 1001 Direk Sarnıcı'dır. Diğeri Büyük Pastane'nin arkasındaki Acı Musluk Sokağı'ndaki İsa Sarnıcı'dır. Her ikisi de bugün depo olarak kullanılmaktadır. Yere batan sarnıcının bir de sahibi vardır. Medusa. Medusa adında sarnıçta iki tane heykelbaşı bulunmaktadır. Günümüzde Medusa hakkında her yapıtta o zamanlar bu tarz şeyler kullanılırdı. Bunun bu şekilde uğur getireceğine inanılırdı diyerek anlatılmaktadır. Yalnız bilmediğiniz bir şey var. Medusa orada sadece oraya uğur getirilsin diye konulmadı. Yere batan sarnıcı aynı zamanda içinde Medusa'nın lahiti de bulunmuştur. Lahit hakkında kaynaklı belgeler bulunmakta, bu lahitin gerçekten var olduğunu, söylenti olmadığını kanıtlamaktadır. 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna Venedik'ten İtalyan asırlı bir heyet gelir. Gelme sebeplerini sadece sultana söyleyebiliriz diye dile getirirler. Fatih Sultan Mehmet bunu reddeder ve söyleyecekleri bir şey var ise Veziri Azam'la konuşsunlar diye buyurur. İtalyan asırlı heyet bunu mecbur kabul etmek zorunda kalır. İstanbul'un gizli bir yerinde kendilerine ait bir emanet bulunduğu ve bu emanet karşılığında yüklü miktarda altın ve hediyeler sunacaklarını söylerler. Veziri Azam bunu Fatih Sultan Mehmet'e iletir. Yalnız Fatih Sultan Mehmet bu işin içinde bir iş vardır diye düşünerek sadece aralarından birini elçi olarak seçip huzuruma sunsunlar diye buyurur. Heyetten aralarında seçtikleri bir kişi sultanın huzuruna çıkar ve istediklerini anlatmaya başlar. Yere batan sarnıcının içinde kendilerine ait bir hazine olduğunu, yalnız bu hazinenin bir altın, gümüş ya da mücevher tarzı bir şey olmadığını belirtip, içeri de özel bir lahitin bulunduğu ve bu lahitin içinde bir ceset olduğunu belirtir. Bu lahit, İtalya'dan gelen Venedikli elçiye göre hazine değerindedir. Lahitin içerisinde Medusa diye tabir edilen saçları yılan başı, kafası bir bayan başı ve vücudu yılan olan bu mumyanın kendilerine verilmesini ister. Ve eğer lahiti kendilerine verildiği takdirde Osmanlı'ya büyük hazineler sunacakları hakkında belirtmiştir. Fatih Sultan Mehmet bu durumun Hristiyanlık ya da diğer dinlerle alakası bulunmadığını, şeytani bir tarikatın üyeleri olduğunu düşündüğü için reddeder. Heyeti gönderir ve orada konu kapanır. Lakin kulaktan kulağa gelen bilgiler ileriki yıllara Abdülhamit Han'a kadar ulaşır. Abdülhamit Han bu konuyu merak eder ve işi ehli insanlarla inceletir. Lahiti bulunması için bir ekip kurar ve zamanında gelen heyetin şimdiki üyelerinin kim olduğunu öğrenmek için birkaç kişi görevlendirir. Heyetten ulaşan görevliler lahit hakkında detaylı bilgi edinirler ve tekrardan Abdülhamit Han'a teklif sunarlar ama tekrardan reddedilirler ve Abdülhamit Han bu lahiti çıkarılması için emreder. Lahit, yere batan sarnıcının bugün bizlere kapalı olan gizli bölgelerinden birinde bulunur. Abdülhamit Han'a bulunduğuyla alakalı bilgi gönderilir ve yerinde incelemek için Abdülhamit Han yere batan sarnıcına gider. Artık lahitin açılma zamanı gelmiştir. Lahitin kapağı kaldırıldığında Abdülhamit Han ve yanında görevlendirilmiş şanslı birkaç insan şaşkına döner. Abdülhamit Han hemen bir ferman yayınlar ve lahitin derhal koruma altına alınmasını buyurur. Alim, ulema kimselerle gizli bir toplantı yapıp
bu konu hakkında tartışmışlardır. En sonunda Lahit'in gizli kalması konusunda karar kılınır. Lakin gece boyunca düşünen Abdülhamit Han muallakta kalıp tekrar bir toplantı yapar ve gizli kalması yarın bir gün Lahit'e önem veren kimseler tarafından bulunabileceği ihtimalinden dolayı bugünkü Fatih Camisi'nde sergilenip lakin Lahit'in içi kapanıp kimselere gösterilmemesi konusunda karar kılınır ve günün gazetesinde Lahit'in fotoğrafın çıkmasını ister. Lakin bilinmeyen bir sebepten dolayı gazete sonradan toplatılmıştır ve Lahit Fatih Camisi'nden kaldırılır. Şu anda Lahit hakkında bir bilgi yoktur. Lahit yok mu edildi yoksa hala saklanıyor mu? Bu konu çözülmesini bekleyen sırlarla bizi bekliyor olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.